Ahmet Taş Getiren Hala Oradayken Ali Bulaş son dönem İslamcı fikir hayatının önemli isimlerinden biri. Son dönem dediğimse ise 1960'lardan bu yana geçen süreyi kapsıyor. Bu dönemde birçok genç insanı radikal İslami yorumlar istikametinde etkilediği muhakkak. Peki hükümetle camia arasındaki gerilimde durduğu yer Ali Bey'in dünlerde etkilediği kesimde nasıl karşılanıyor? Son surh yolu tutulmalı yazısıyla bir kere daha konuşulur oldu. Şunu söyleyeyim. Pek çok ortamda bizzat bana sorulmuştur. Ali bulaç neden hala orada diye. İnsanların bu soruya kendilerince verdikleri pek çok cevap bulunduğunu da biliyorum. Cevapların özü orada bulunuşunun yadırgandığı ve muhtemelen önceleri çok iyi ilişkileri bulunan Tayyip Erdoğan'la arasında geçen problemlerle ilişkili bulunduğu yönündedir. Doğrusu o problemleri yeterince bilmiyorum. İnsanların Ali Bey'den görmesini istedikleri şey şu. Camia devlet içinde özellikle yargı ve emniyet camiasının stratejik makamlarında örgütlendi ve kendi politikalarını empoze eden bir yapı oluşturdu. Camianın şu an girdiği savaş ortamı, geçmişte asla benimsemediği bir tarz, bir başka siyasi iktidar olsa yine benimsemesi beklenmeyen bir tarz başka herhangi bir ülkede yine asla benimsemeyeceği bir tarz ve şimdi Türkiye'de dindar toplum kesimlerinde oyalan bir yapıya karşı bu dili benimsemesi özel bir yorumu gerekli kılıyor. Ali Bulaç'ın kendisi de diyelim iktidarın dış politika ve ekonomik yönetişlerine sert eleştiriler getiriyor. Ama bu eleştirilerin yaptırım gücüyle devlet içine nüfuz etmiş bir özel topluluğun içerden muhalefeti ciddi farklılık arz ediyor. Bu iktidarın 13 yıllık döneminde dindar toplum kesimlerinin sistem bünyesinde çözülmesini arzu ettiği birçok husus fiili planda da olsa çözüme kavuştu. Camia da bu dönemde en fazla korumaya mazhar yapı muamelesi gördü. Şu anda iktidarı yıkma ameliyesinde başı çekmesinin özel bir anlamı olmalı. AK Parti iktidarı dışarıda problemler yaşıyor. Hükümetin özellikle Davos'ta en keskin biçimde ortaya çıkan Filistin-İsrail politikası, geçmişte İran'a yönelik ambargoda sonra Suriye ve Mısır'da Amerika ile farklı yerlerde bulunması, hükümetin ekseni konusunda uluslararası güç odakları nezdinde kuşkular oluşturdu. Camiayla ilişkinin burada kopmuş olması acaba camianın uluslararası bağlantılarıyla ilgili olamaz mı? Bu iktidar döneminin bazı alanlarda kirlenme yaşadığı söylenebilir. İslami camiadan yazarlar bile zaman zaman buna işaret ediyor ve iktidarı uyarıyorlar. Bu iktidar döneminde camianın gördüğü en çok gözetilen yapı muamelesi de bir noktadan bakıldığında usulsüzlükler yolsuzluk mu demeliyim, niteliği arz ediyor. Camianın emniyet yargı network'ü yolsuzluk üzerinden hükümete karşı operasyon başlatması, salt bir cemaat duyarlılığını mı ortaya koyuyor yoksa başka bir siyasi hesabı mı? Deniyor ki, Ali Bulac'ın tüm bu soruları camia ile paralel biçimde cevaplandırmayacağı açık. Burada Ali Bulaç'ın kendi özgün dünyası içinde vereceği cevapların camia ile ciddi bir farklılaşma ortaya koyacağı da açık. Ali Bey'den bu asgari politik ideolojik bilinç beklenir. Ancak Ali Bey bir yandan da zamanda yazıyor. Camia zamanda ya da herhangi bir camia medya organında yazan birisinin farklılaşması karşısında hemen okları ona çeviriyor. Bir süre sonra da yazı yazamaz ya da konuşamaz hale geliyor. Ali Bulaç benim Ülke TV'deki konuşmama yer verip bunların tamamı doğru dedikten sonra atılan tweetlere bakıldığında Ali Bey'in topun ağzına gelmesine ramak kaldığını görebiliyorsunuz ki orada benim sözlerimi verdikten hemen sonra bunlar yargı tarafından doğrulandı mı cümlesini kurarak yeniden camia ile paralellik arayışına girdiği halde sanki yargı alanındaki garabetleri hiç bilmezmiş ve bizdeki yargıdan hep en sağlıklı sonuçlar çıkacakmış gibi. Alın işte HSK'daki, Yargıtay'daki, sulh cezadaki kadrolar değiştikten sonra da yargı kararlar veriyor. Ne diyeceksiniz? Sulh yolu diyoruz ya. Orada doğru roller oynamak lazım sevgili Ali Bey kardeşim. İşiniz gittikçe zorlaşıyor. Bilmem şu anda Yahoo ne yapıyorsunuz siz? Bu savaş diliyle nereye varacaksınız? Anadolu'nun saf insanlarına bu savaş yükünü neden çektiriyorsunuz türünden bir yazı yazsa? İpini önce Bülent Keneş mi çeker? Ali Ünal mı, Önder Aytaç mı? İsterse bir Hasan Sutay'ın tweetlerine bakı versin. Ali Beyciğim. Henüz zamanda yazarken sur yolu için daha gerçekçi şeyler yazın lütfen. Keneş gibi adamlar beğenmezse beğenmesin. Ahmet Taş getiren Star